Hocam, şimdi birileri domuz etini kimyasal değişim geçirecek şekilde muamele etse, bunu da mı helal kabul edeceğiz? Kimyasal değişimin haramı helal yapacağını Kur'an mı söylüyor, sizin içtihadınız mı? Şimdi galiba bu arkadaş kimyanın ne olduğunu hiç bilmeyen birisi. Bilen böyle bir soru sormaz. Yani hiç mümkün değil böyle bir soru sormak. Çünkü kimyasal değişiklikten geçtikten sonra artık ona hiç kimse et diyemez dünyada. Et olmaktan çıkmış olur. Başka bir madde olur. Dolayısıyla artık ona et denmez. Kimyasal değişiklik sizin içtihadınız mı falan dedi. Zaten onu bir önceki sohbetin sonunda ilgili ayeti okudum. Ayrıca biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de üzümün helal olduğu açıkça belirtilir ve üzümün de çok önemli bir gıdalardan olduğu, cennet gıdalarından olduğu. Ama şarabın haram olduğu ifade edilir. Tabi üzüm helal olunca üzümün suyu da helal olacak. Peki şarap nasıl oluyor? Şarap da üzümün ekşitilmesinden oluşuyor. Yani üzüm suyunun ekşitilmesinden oluşuyor. Dolayısıyla bu konu içtihadi değil. Yani mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sirke ile ilgili ni'mel üdamul hallu diye bir sözü vardır. Sirke ne güzel katıktır. Halbuki sirke mutlaka şaraptan elde edilir. Yani bir sıvı şaraba dönüşmeden sirke olması mümkün değil. Onun için bu da ister istemez bir kimyasal değişikliktir. Yani siz o kimyasal değişiklikten geçtikten sonra artık ona hiç kimse şarap demez, ona sirke der. Şaraba ait olan özelliklerin tamamını kaybetmiş olur çünkü.